Evet. Nerelerdeydiniz? Öncelikle bizi izleyen tüm vatandaşlarımızı teşekkür ediyoruz. Bizim ülkemiz bir şey daha gösterdi ki gerçekten dayanışmada yani dünyada eşi benzeri görülmemiş işler yapabilecek çok asil ve yürekli bir halkız. Herkese tek tek teşekkür etmek gerekiyor. Bu süreçteki dayanışmayı örgütlemiş olması açısından. Şimdi biz tabii ilk önce Hatay'a gittik, Antakya'ya gittik. Antakya'ya gittiğimizde henüz daha arama kurtarma ekipleri yoktu. Yani kente ilk girenler arasındayız. Yani anlatırken de zorlandığımı ifade etmek istiyorum. Ee, Antakya'ya girdiğimizde biz kent merkezinde akademi hastanesinin olduğu yere doğru gittik. Zifiri bir karanlık ve şimdi yani söyleyeceğim şey çok acı belki ama şehirde bir uğultu. Uğultunun kaynağı kim? Enkaz altındaki insanlar bağırıyor. Olağanüstü bir uğultu. Bütün enkazların altından insanlar feryat ediyorlar, çığlıklar atıyorlar. Kentte bir ses uğultu var, her yere hakim. Ve o an orada e, sadece bare, baretiyle gönüllü ya da birkaç ilçe belediyesinin ekipmansız çalışanları, emekçileri vardı. Elleriyle, Elleriyle emekçi. uğraşıyorlardı. Antakya'da o gece ses vardı. Kurtarma yoktu. Kurtarma geldi, ekipman yoktu. Ekipman geldiğinde de artık ses yoktu. O ilişki içerisinde şekillendi her şey. Çok geç kalındı. Çok geç kalındı. Ben bunu hazırlıksız yakalanmak olarak değerlendiremem. Hiç kimse kusura bakmasın. Bu akşam yani tutuklasınlar. Gelsin tutuklasınlar kardeşim. Hiç umurumda da değil yani. Ben cezaevinden korkacak bir adam da değilim. Gitmişim yatmışım 17 ay. Aklanmışım. Beraat etmişim. Alacağım var yani. Hiç de korkacağım bir şey yok. Kusura bakmasınlar. Garip, manasız bir kibir ya da başka bir saplantı yüzünden o gece insanlar o enkazların altında can verdiler. Niçin kardeşim, niçin? Efendim hazırlıksızlık, AFAD denilen kurumun amacı ne? Niçin bütçeden pay alır bu kurum? Her türlü senaryoya hazır olmak için. Hatta maksimal senaryolar yani hesaplanamayacak kadar düşük ihtimalli senaryoları dahi masasına koymak, bunlara dair plan geliştirmek, bunlara çalışmak, hazırlıklı olmak üzere kurulmuş bir yapıdan bahsediyoruz. Evet. Ya biz o günce <laughs> ne yaşadık biliyor musun sevgili Evren? İlk defa söyleyeceğim bunu burada. Çoğu <laughs> insan da şaşıracak. Bütün yardım tırları tabii bir anda apar topar belediyeler yardım tırlarını çıkarttı. Buldukları her şeyi doldurdular yani. Gıda, çocuk bezi, ne varsa. Hatay'ın girişinde hemen sağda karayollarına ait bir depolama alanı var. Biz o gece gereken çağrıyı orada da yaptık da. inkar eden olursa bin tane tanık çıkartırım ortaya. Bin tane o gece beraber yaşadığım herkesin ismini tek tek söylerim burada. İnkar ederse eğer. Süleyman Soylu çıksın inkar etsin. O gece kente giden yardım tırlarının tamamı Efendim biz bunları alacağız, tasnif edeceğiz, kategorik bir şekilde e, ayrıştıracağız ve biz bir, bir düzen dahilinde dağıtacağız denerek o depoya çekildi. O deponun içerisine çekildi. Aşağıda insanlar inim inim inlerken arkadaşlar tasnif yapacaklarmış. Hiç o tasnifi yapmayı başaramadılar biliyor musun? Tahmin edebiliyorum. Bir, Hiç başaramadılar o tasnifi yapmayı. Bir bölmek zorundayım. Sahaya gideceğiz Adıyaman'a. Tamam. Arkadaşımız Engin Açar orada. Engin ve Hazal.